Senin memeler küçük, sütün az olur. Ayağını sıcak tut, sütün gaz olur. Helva ye, sütün artar. Memen de çok bekletme, sütün ekşir. Ağlama, sütün kaçar. Ben emzirirken sütün karşıki duvara fışkırırdı. Günde 5 litre su şart. Ye iç, süt olsun. Ne yersem sütüm artar. Eskiler ballı tatlıların ve şerbetlerin sütü arttırdığına çok eminmiş. Ama çok büyük olasılıkla bunun sebebi onları yedikten sonra gelen susama hissiyle içilen su. Sütün %80'ini su olduğunu öğrenir öğrenmez kendimi suya verdim. Ama zaten nasıl vermeyeyim ki? O emzirmeye başlar başlamaz böyle bir sanki çölde kalmışım da aylarca su içmemişim gibi bir susuzluk geliyordu. O zaman da su içiyordum. Böyle böyle günde 3 litre su içiyorumdur herhalde. Bir de adettendir diye, ben tadını da çok severim, lohusa şerbeti ve kayısı püresi suyu gibi bir şey içiyordum. Teyzem yapıyordu o zamanlar. Çok da lezzetliydi. Soğuk soğuk, ben yazın doğurduğum için onları böyle soğuk soğuk içiyordum. Emzirirken düşen şekerimi toparlamaya yardımcı oluyordu. Ama sonradan öğrendim ki aslında onu yapmak yerine böyle ağzıma bir iki lokma kuru yemiş veya meyve atsaydım daha faydalı olurmuş. Neyse, yani zaten sütü arttırdım arttırmadığımı bilmiyorum. İçtim. Adettendir, lohusa şerbetini içtim. Afiyet olsun İrem. İç iç. İçin ferahları iyi gelir. Yarasın. Şehzade şerbeti bu. Sonra bir de doktor bize o zamanlar demişti ki malt içecek iç, malt sütü arttırır demişti. Ben o malt içeceklerini, saf olanlarını çok sevmiyorum. Ama bir tane böyle meyveli olan vardı. Şimdi marka vermeyeceğim ama ananaslı, şeftalili falan. O soğuk soğuk çok güzel gelmişti. Ama gereksiz bir şeker yükleme durumu varmış gerçekten. Tadı lezzetli olsun diye. Şimdiki aklım olsa o kadar içer miydim bilmiyorum. Yazın sıcakta iyi gitmişti. O doktorun söylediklerine de çok güvenmediğim ve kendisinden çok az etmediğim için malt süt yapar mı? Bir muamma. Ama ben içtim. Yalan yok. Bir de bu piyasada satılan işte anne çayı, emzirme çayı falan gibi şeyler var. Onlardan da tabii ki zamanında faydalandım. İçinde çemen otu olanların iyi olduğunu söyleyen doktorlar var. Ama mesela rezene ile ilgili şöyle bir bilgiye ulaştım çok sonradan. Şimdiki aklım olsa bu bilgiden sonra içmezdim. Yani bu bilgiyi o zamanlar edinmiş olsam içmezdim. Bu bilginin detayını da videonun altındaki açıklamalara link olarak bırakıyorum. Göz gezdirebilirsiniz. Zaten bütün kaynaklarım orada var. Lütfen onlara da göz gezdirin. Çok değerli ve çok kıymetli bilgiler. Yani o anne çayları falan filan da çok süt arttıran şeyler mi? O da bir muamma konusu. Onlar dışında da ne yaptın derseniz sütünü arttırmak için emzirdim. Bol 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 emzirdim. Gak dede emzirdim, guk dede emzirdim, yine emzirdim, sabah emzirdim, akşam emzirdim, gece emzirdim, orada emzirdim, burada emzirdim, dışarıda emzirdim, evde emzirdim, hep emzirdim. Her koşulda emzirdim. Çünkü aslında anne sütünü arttıran tek şey emzirmek. Günde 18 saat aç kaldığım günler de oldu. Bütün gün tıka basa yediğim günler de oldu. Ama sütün ne zaman memelerinden taştı derseniz, işte ya geceye bakarken, ya gece böyle bir ne bileyim şirinlik yapıyordur. Ne yapacak şirinlik? İşte gülümsüyordur, ah demiştir, guk demiştir, gözünü açmıştır, gözünü kapatmıştır. Bebeklik yapıyordur yani ve benim ona aşkım kabarmıştır. İşte o zaman süt memelerimden taştı. Bir şeyler yedim içtim diye değil. Bir de eğer bebek alerjik bir yapıya sahip değilse annenin yediği içtiği hiçbir şeyin bebeğe gaz yapacağını düşünmüyorum. Bunun için doktorlar biraz böyle evet ikiye ayrılmış durumda. Hep diyorum ya tıp ikiye ayrılmış durumda diye. Bazı doktorlar işte yok fasulye yeme, yok işte gaz yapar falan filan diye sizi yönlendirebiliyorlar. Ama benim okuduklarımdan bebeğin o yiyecek maddesine alerjisi yoksa fasulye bana gaz yapıyor diye bebeğe de gaz yapacak diye bir şey yok. Edindiğim bilgi bu. Çünkü aslında biraz düşününce aslında süt kana karışan maddelerden oluyor. Halbuki gaz işte bağırsak gazı. Sen onu yiyorsun, mideden bağırsağa gidiyor. Mideden bağırsağa giden gaz o süte nasıl geçiyor falan gibi. Böyle yarı tıbbi, yarı tıbbi olmayan bir şekilde düşündüğün zaman aslında senin yediğin şeyin bebeğe gaz yapması sana gaz yapıyor diye çok mümkün değil. Buna ilaveten bir de tabii mümkün mertebe kendimi üzmemeye, stres yapmamaya ve kendimi mutlu etmeye çalıştım. Ne kadar mümkün... Her zaman olmayabiliyor, zorlayabiliyor ama sizin kendinizi o haleti ruhiyede tutmanız çok önemli. Çünkü stres hormonu oksitosini baskılıyor ve sütün salınımını azaltıyor ya da yavaşlatıyor.
Neyse öyle bir şey. O yüzden mutlu olmaya çalıştım. Yine mümkün mertebe kendimi dinlendirmeye çalıştım. Uykumu almaya çalıştım. O zamanlarda birazcık daha az ev işi yapıp, telefonda birazcık daha az vakit geçirip, diğer şeylere daha az yönelip, kendi uykunuza ve dinlenmenize daha çok odaklanırsanız, siz sağlıklı olursanız vücudunuz da sağlıklı olur ve daha rahat bir şekilde süt üretir. O yüzden bence işin sırrı bebeğinize sarılın ve bol bol emzirin. İşte bunlar hep oksitosin. Peki uzman görüşü ne diyor? Araştırmalar gösteriyor ki yediğiniz, içtiğiniz sizin sağlığınız ve depolarınız için önemli. Fakat beslenmeniz süt miktarında veya içeriğinde belirgin bir değişime yol açmıyor. Yani kıtlıkla mücadele eden bir ülkedeki zayıf beslenme düzeni olan bir annede, refah düzeyi yüksek, daha iyi bir beslenme düzeni olan annede bebeğini besleyecek nitelikte süt üretebilir. Sütün inmesini sağlayan oksitosin hormonunun mutlu olduğunuzda harekete geçtiğini söylemiştik daha önce. Şimdi mesela yemeği içmeyi sevdiğiniz bir şeyler yediğinizi hayal edin. İşte o zaman zaten mutlu olduğunuz için biraz da plasebo etkisiyle sütünüz artacaktır. Bunda zannetmeyin ki yediğiniz içtiğiniz size süt yapıyor. Sadece oradaki mutluluk hissi aslında sizin sütünüzü arttıran. Ayrıca geçici olarak süt üretimini arttırdığı gözlemlenen bazı yiyecekler de mevcut. Bunlar bünyeden bünyeye veya zamandan zamana göre değişim gösterebiliyorlar. Bunlara galaktagog deniyor. Doğru söyledim mi? Bir dakika bakacağım. Evet. Bunlara galaktagog deniyor. Galaktagoglar süt arttırdığı düşünülen yiyeceklerdir. Bazı gıdalar kimi bünyelerde süt arttırabilir ama etkisi kısa sürelidir. Nasıl bir ağrı kesiciyi çok uzun süre kullandığımız zaman bir süre sonra etki etmez hale geliyor, galaktagoglar da öyle. Eğer bir gıdanın, bir bitkinin, bir çayın sizin sütünüzü arttırdığını fark ettiyseniz, yani bir galaktagog etkisi varsa, bunu süte daha çok ihtiyaç duyulan zamanlarda kullanabilirsiniz. Mesela büyüme ataklarında. O zaman bebeğin daha çok süt ihtiyacı olacağı için sizin de daha çok süt üretmeniz faydalı olacaktır. Ama aslında ne kadar süt ürettiğiniz, ne kadar galaktagog tükettiğinize bağlı değil, ne kadar emzirdiğinize bağlıdır. Su meselesine gelecek olursak, fazla su vücudun elektroliz dengesini bozuyor ve vücuda ihtiyaçtan fazla alınan su idrar yoluyla atılıyor. Yani 1 litre fazladan su içtik diye 1 litre fazladan sütümüz olacağını zannetmemeliyiz. Piyasada süt arttırıcı olarak satılan ürünlerin tuzağına düşmeyin. En güzel süt arttırıcı zaten sizin kollarınızda. Çok sevdiğim bir emzirme danışmanının da söylediği gibi alın kucağınıza evire çevire emzirin. Bir de şöyle bir fikir var. Emzirmek için memelerimin dolmasını beklemem lazım. Öyle bir şey yok. Çünkü sistem arz talep üstüne kurulu. Bebek ne kadar süt talep ederse sistem, yani memeler, o kadar çok süt üretiyor. Eğer bebeler emmezse meme de süt üretmeyecektir. Bir emzirme danışmanı şöyle söylemişti. Benim de çok hoşuma gitmişti. Memeleri bir fabrika gibi düşünün. Mesela bir bisküvi fabrikası. Şimdi bir bisküvi fabrikanız var. Yapıyorsunuz bisküviler asla satılmıyor. Siz o bisküvileri üretmeye devam eder misiniz? Etmezsiniz. Ama halbuki yapıyorsunuz bisküviyi anında satılıyor. Yapıyorsunuz anında satılıyor. Daha fazla bisküvi üretmez misiniz? İşte böyle düşünün demişti. Bir de şey örneğini vermişti, o da çok hoşuma gitmişti. Dolu bardağa su koyamazsınız. Yani memeler anlık olarak süt ürettiği için bebek emerken de meme süt üretmeye devam ediyor. O yüzden bir takım tabii şey kapasitesi var, süt saklama kapasitesi var ama bebek emdikçe süt üreteceği için önce bebeğin onu boşaltması lazım ki tekrar dolsun. Hatta şöyle bir havuz görseli var, çok hoşuma gidiyor o da. O yüzden emzirin, memeleri boşaltın ki tekrar memeler dolsun. İlk 40 günü açtıysanız, bebeğinizin gelişim ve çeşitli bezleri normalse, uzamış sarılığı da yoksa bebeğinizi artık kendi talep ettiği müddetçe emzirmelisiniz. Uzun saatler uyuyabilir ve daha az emebilir ama bu sizin sütünüzün azalacağı anlamına gelmez. Eğer bebeğinizin daha fazla süt ihtiyacı olursa kendisi daha fazla emmeyi talep edip bunu belli edecektir. Siz bebeğinizin ihtiyaçlarına kulak verir, her istediğinde emzirirseniz sütünüz zaten azalmaz. Süt arttırmanın en etkili yollarından biri emzirmek, emziremiyorsanız da emen bir bebek varmış gibi bol bol sağım yapmaktır. Çıplak tentene temas yapmak da bu konuda çok etkilidir. Çünkü süt verme sürecinde iki temel hormon gereklidir. Bir prolaktin, iki oksitosin. Prolaktin memeler uyarılınca yükseliyor. Oksitosin de sütün aşağı inişini sağlıyor. Ha bu arada size yiyip içmeyin, aç kalın falan da demiyorum. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Sizin sağlıklı besleniyor olmanız, emzirin ya da emzirmeyin,
sizin adınıza çok önemli. Yani işlenmiş paketli gıdalardan uzak durun. Tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde almaya çalışın. Ama yiyip içip süt yapacak diye medet ummayın demeye çalıştığım bu. İşte X çayını içtim, sütüm artmadı, bilmem ne yedim, niye sütüm gelmiyor diye düşünmeyin. Çünkü bu biraz şöyle, yine aşağıdaki açıklamalara linkini koyuyorum. Çok çok sevdiğim ve çok kıymet verdiğim bir yazı dizisi bu. Lütfen tıklayıp okuyun. Orada kabaca şöyle diyor. Mesela bir sporcu düşünün, doğru düzgün antrenmanlarını yapmamış, çalışmamış vesaire. Ama yarışma zamanı gelince işte enerji içeceğini içmiş, yemeğini yemiş, bol proteinli beslenmiş ve yarışmaya öyle katılmış. Ama yarışmayı kaybetmiş. Şaşırtıcı değil, değil mi? Veya bir öğrenci düşünün. Siz de girmişsinizdir sınavlara. Şekerin düşerse diye yanına suyunu, çikolatanı verirler. Hiç çalışmadan mesela sınava, sadece suyunu, çikolatasını alıp sınava girse o öğrenci başarılı olabilir mi? Muhtemelen olamaz. Emzirmek de böyle bir şey. Biraz mesai harcamak gerekiyor ve emzirmek gerekiyor. Tabii şey var, bütün bunları yapmadan doğal olaraktan çok fazla sütü gelen anneler de var. Ama hayatta her zaman birazcık daha 1-0 önde başlayanlar ve doğal yeteneği olanlar olduğu gibi doğal olarak sütü fazla gelenler de var. Biz sütümüz fazla olsun istiyorsak emzirmeliyiz. Peki yine akıllarda bir soru. Strese girersem, üzülürsem sütüm kesilir mi? Bu böyle çok kulaktan dolma hep konuşulan bir şey. Bir anda bir üzüldüm sütüm kesildi diye. Bu böyle şey gibi geliyor bana. Türk filmlerinde bir anda üzülünce saçları beyazlayanlar vardır ya. Tak sepeti koluna, herkes kendi yolunu. Şimdi anladın mı? İbibik. Şeren abi saçların. Ne olmuş saçlarıma? Bembeyaz oldu abi. Olacağı buydu işte. Bahtım kararırken saçlarım ağırdı. Onun gibi geliyor bana. Halbuki o tam olarak öyle değilmiş. Evet, hep söylüyorum. Stres hormonu oksitosini baskılıyor ve sütün aşağı inmesinde sıkıntı yaşatabiliyor. O yüzden de evet, mümkün olduğunca stres olmamaya çalışmalıyız. Ama süt zaten orada. Anneler, canım anneler. Sütüm kesildi diye düşünmemek lazım. Evet, süt o anlık stresinizle aşağı inmiyor olabilir. Ama süt orada. Sizin sütünüze konsantre oluyor olmanız lazım. Süt aslında burada. Hem burada hem burada. İş kafada bitiyor yani. Şöyle düşünün. Şu görseller var. İnanılmaz hoşuma gitti bu fotoğraflar. Hatta yenisi çıktı. Son zamanlarda güncellenmiş hali o anne kızın. Yani Kosova'da çok büyük savaşlar ve çok acı günler yaşandı. Ama bu anne o günlerde de bebeğini emzirmeye devam etti. Sütüm kesildi, sütüm yok. Şu an çok mutsuzum ve sütüm gelmeyecek diye düşünmedi. Siz de düşünmeyin. Biliyorum çok kolay değil hani kötü günler yaşayanlara veya mutsuz olanlara düşünme demek. Ama bilin ki sütünüz orada. Memelerinizin boyutu ya da şekliyle ürettiğiniz süt miktarının alakası var mı? Mesela benim memelerim küçük, işte içine yeterince süt birikmeyecek. Ya da benim memelerim çok büyük, onun içine dolduracak kadar süt üretemeyeceğim gibi kaygılarınız var mı? Çünkü bunlar hep kulaktan dolma bilgiler. Ve birazcık da şehir efsaneleri ve hiçbir bilimsel gerçeklik payı yok. İster büyük memeli, ister küçük memeli olsun, her anne bebeğine yetecek kadar süt üretebilir ve bebeğini emzirebilir. Bazı annelerin süt kanalları daha geniş olur ve oksitosinin de etkisiyle süt fırlatma etkileri daha yoğun olabilir. Hatta bazen bu içimiz giderek izlediğimiz görüntüler sorun bile yaşatabiliyor. Onu bir sonraki bölümde daha detaylı şekilde anlatacağım. Onun adı da hiperlaktasyon veya tazyikli süt de diyebiliriz. O da sıkıntı olabiliyor. Onları önümüzdeki bölüm anlatacağım. Bir de meme uçları var. Onlar da biliyorsunuz çeşit çeşit. Büyüğü var, küçüğü var, içe dönük, dışa dönük. İşte kahverengi alanı daha geniş, kahverengi alanı daha küçük. Bunların da hiçbiri emzirmeye engel değil. Çok sevdiğim bir emzirme danışmanının şöyle bir postu vardı. Okuduğumda ben çok büyük bir aydınlanma yaşadım. O postu da yine aşağıya linkleyeceğim. Şöyle bir soru sormuş bir gün danışanına. Hiç akciğerlerinizi düşündünüz mü? Sen de hiç bu kalemunları düşündün mü saldırıyı? Veya böbreklerinizi veya midenizi. Mesela ben şimdi bir lokma ekmek yedim. Ah canım, zavallı yemek borumdan geçebilecek mi o ekmek? Midem acaba onu sindirebilecek mi? Veya bir parça su içtim, o acaba böbreklerime nasıl ulaşacak falan diye hiç düşünüyor musunuz? Normalde düşünmüyorsunuz. Organlarınızın fonksiyonlarını yerine getirip işlerini yapacağını düşünüyorsunuz. Peki memelerin farkı ne? Memeler de organ, onların da işi belli. Onların işi nasıl yapacağını düşünmeyin. Sadece emzirin gitsin. Çok sevdiğim bir hashtag kendisi. Emzirin gitsin. Emzir gitsin. Bir de mesela sağım yapıyorsun ve o sağımda şeyi görüyorsun. Şu kadar süt geldi, demek ki bu kadar sütüm var. Halbuki alakası yok. Sağdığınız sütle bebeğin
bebeğin emerek sağdığı süt bambaşka. Asla biberonda çıkan rakam gerçek rakam değil. Zaten o sağım makinesiyle bebeğin sağım tekniği birbirinden çok farklı. O yüzden eşit derecede çıkmaması çok normal. Bir de şöyle bir örnek vardı, o da çok hoşuma gitmişti. Nasıl ki parmağınız kesildiğinde akan kan vücudunuzdaki kan miktarı ile ilgili bir bilgi vermezse, sağdığınız zamanda gelen süt aslında ne kadar sütünüz olduğuna dair net bir bilgi vermez. Süt sızması, o da çok gördüğümüz bir şey. Böyle sütü sızan ve böyle kıyafetine taşan annelere gıptayla bakıyoruz. Ay ne güzel, ne kadar çok sütü var diye. Halbuki alakası yok. Sütünüzün sızması tamamen oradaki kas yapısı ve meme ucunun yapısıyla alakalı. Herkes de olacak diye bir kural yok. Olanınki çok değil, olmayanınki az değil. Şimdi bir musluk olduğunu düşünün. Musluk su damlatmıyor diye suların kesik olduğunu mu düşünürsünüz? O emzirmeye başladığımız ilk günlerde böyle memenin dolduğunu hissediyoruz. Bir anda dediğim gibi hulklaşmaya başlıyor, kocaman oluyor. O da biraz böyle insanı tatmin eden bir şey. Oraya süt üretiyorum diye sertleşiyor, büyüyor. Sütün aşağı akışını hissediyoruz falan. Sonra bir anda o kesilmeye başlıyor. Bunun sebebi yine süt üretmememiz değilmiş. Bunun sebebi de, yani o ilk baştaki doluluğun sebebi de oradaki damarsal genişleme kaynaklıymış. Kan ve lenf damarlarının bir şeyi. Neyse, yani süt azaldığı için değilmiş. O zamanlar memeler daha fazla ürettiği sütü nereye depolayacaklarını bilmiyorlarmış ve kafaları karışıyormuş gibi bir şeyler. Sonrasında zaten memeler talebe göre süt üretmeye başlıyorlar ve bebek ne kadar isterse o kadar üretiyor. Zaten söylemiştik ya, bebek emdiği zaman süt yine üretilmeye devam ediyor. Yani bebek emerken bir yandan süt arkada üretiliyor, background'da süt üretiliyor. Yani tamamen vücudun adaptasyonuyla alakalı. Bebeğinizi emzirmek için dolup taşan veya tavana fışkıran süte ihtiyacınız yok. Memelerin dolu dolu olması da ürettiğiniz sütü bize göstermez. Boş hissetmeniz de süt üretmediğiniz anlamına gelmez. Halbuki dakika tutmadan, saat tutmadan sadece bebeğinize odaklansanız ve o istediği anda emzirseniz sorununuzun çözüleceğini göreceksiniz. Kaçıncı ayda hatırlamıyorum, benim şöyle bir isyanım olmuştu. Ya şu memeler az buçuk şeffaf olsaydı da ne kadar süt ürettiğimizi bilseydik diye. Ama şeffaf olmamalarının bir sebebi var. Bizim o ne kadar süt ürettiğimizi bilmemize gerek yok. Aslında tek bilmemiz ve tek yapmamız gereken şey bebeğimize odaklamak. Biz eğer şeffaf olsalardı belki de böyle bebeği emzirirken bebeğimize bakmak yerine ay acaba ne kadar süt kaldı, şurada süt mü var diye ona odaklanacaktık. Yani memeler diyor ki sen beni bir sal, sana oradan bıdık bıdık gülümseyen bebeğine odaklan. Yani şöyle geceye.